güzel. İşlerimiz şu anda Bulgar geldiği sürece işlerimiz güzel. Ama Bulgar gelmediği zaman işlerimiz sakat. Maratonki. Spor ayakkabı demek. Spor ayakkabı demek. Komşularımız geliyor, para bırakıp gidiyorlar, sağ olsunlar. Buranın alışveriş yapan kişileri daha çok Bulgaristan'dan. Zam veriyor, öbür taraftan alıyorlar. Siz kendiniz üretmiyor musunuz? Lütfen patates ya. Patates burada üretilmez. Patates niye de... Peki 5 lira olur mu? Ot demeyin ya. Canım. Maydanoz ben balkonda yetiştiriyorum. Bak İlhan ablacığım, eyvallah, maydanoz balkonda yetişir ama dereotu yetişmez. Biliyorsunuz Bulgar levası ve Türkiye lirası paritesi 1 leva eşittir 8,5 TL'ye denk geldi. Nasıl böyle oldu? Bulgaristan levası yarım euro olarak değerleniyor ve euro 17-18 seviyesine çıktığı için TL sürekli olarak değer kaybettiği için bugün artık Bulgarlar Türkiye'den çok daha fazla zengin ve 1 leva 8,5 TL. İşte o yüzden Bulgaristan sınırını geçip Türkiye'ye girenler akın akın mağazalara, ucuzluk marketlerine, pazar yerlerine gidiyorlar. Allah ne verdiyse, aklınıza ne gelirse koca koca poşetlere, kutulara doldurup hatta arabaların kapılarının içlerini bile doldurup kendi ülkelerine götürüyorlar. Tahmin ettiğiniz gibi Edirne'deyiz. Sokağın nabzını Edirne'de tutacağız. İşler. Ha? İşlerimiz çok güzel. Maşallah. İşlerimiz şu anda Bulgar geldiği sürece işlerimiz güzel. Ama Bulgar gelmediği zaman işlerimiz sakat. Çünkü hani Türklerin alım gücü düştü biraz. Evet, alım tabii fiyatları yükseldi. Bulgar'ın alım gücü var ama levaları yüksek olduğu için var. Sizin bir işinize geliyor mu ama yani? Tabii geliyor. Geliyor. Yani. Geliyor. Şu anda iyiyiz yani. Sabah 4'te mi geliyorlarmış, 5'te mi geliyorlar? 5. Gerçekten. Beş, gerçekten. Niye o kadar erken geliyorlar? Erken geliyorlar. İşte onlar kapıda eğlenmemek için geliyorlar, 3-5 yeri geziyorlar. Gümrüğü şey yapıyorlar. Ne alıyorlar genellikle, ne soruyorlar? Gıda üzerine her şeyi alıyorlar. Deterjan üzerine her şeyi alıyorlar. Gıda, deterjan iyi yani. Gıdada da gördüğüm kadarıyla şeker, ayçiçek ya. Hepsi. Zeytin, bakın, peynir. Zeytin, peynir. Her şeyi alıyorlar. Şimdi bu hafta Kırkpınar da var. Evet, Kırkpınar ama Kırkpınar'la onunla ilgisi yok gene. Evet, ben hiç Türk müşteri görmedim yani. Edirne dolu mu? Hayır, şu an sabahtan erken geliyorlar. Bu tarafta azalıyorlar biraz. Memnun musunuz genelde ekonomiden? Memnunuz genelde, memnunuz. Bulgarlar iyi. Yani. Bulgarlar, sanırım müşterimiz sırf Bulgar. Türk müşterimiz yok. Haftanın her günü geliyorlar mı, belli günler mi? Belli günler çoğunlukla. Cuma, cumartesi, pazar geliyorlar. Diğer günlere normal şekilde geliyorlar ama az geliyorlar. Pazar, salı, çarşamba, perşembe normal. Bulunduğumuz yer Bostan Pazarı diyorlar. Buraya burada da böyle işte ucuzluk marketleri, küçük esnafın dükkanları var ve akın akın geliyorlar. Kapıda da gördünüz, şoförlü otobüslerle geliyorlar. Dereköy'den geliyorlarmış. 1-1,5 saatlik yolla geliyorlar ve hakikaten deterjan çok alıyorlar, şeker çok alıyorlar, ayçiçek yağı gördük. Ciddi miktarlarda ayçiçek yağı alıyorlar ve sonra da geri gidiyorlar. Aslında Edirne'de 3 nokta varmış. Bunlardan biri Ulus Pazarı, Cuma Pazarı deniyor. Orada hele yani akıl almaz bir talep var. Akın akın geliyorlarmış. Bir de Marge AVM. Oraya gideceğiz. Oraya gideceğiz. Bakalım oradan da görüntü alabilecek miyiz? Anlayacağınız şu anda Türk ekonomisindeki alım gücünün düşmesi ve TL'nin değer kaybı tamamen Bulgaristan'a yarıyor. Maratonki. Maratonki. Spor ayakkabı demek. Spor ayakkabı demek. Bir de bu? Yatki. Ne demek? Kuru yemiş demek. Öbürü? Kıyafet.
Bayağı öğrendiniz tabii, yani öğrendik, dili. Öğrendik. Şurada mesela preparat yazıyor, temizlik malzemeleri. Öbürü? Parfüm, yani kozmetik. Kozmetik. Bak onu sökemedin. Sen biliyor musun ne oldu? Pardon. Şurada çanta yazıyor. Ha, o çanta bu gıda. Yatki kuru yemiş, kuru yemiş. Gördün mü? Nasıl işler? Hep Bulgarlar herhalde. Şükür işlerimiz iyi, iyi. Sabah çok mu erken geliyor? Ya sabah erken gelmelerinin nedeni, şimdi alışveriş merkezleri saat 10'da açıldığı için önce buradaki alışverişlerini tamamlayıp saat 10'a kadar boş, o 3-4 saatlik boşlukta AVM'lere gidiyorlar. Buradan ne alıyorlar? AVM'den ne alıyorlar? Temizlik malzemeleri buradan alıyorlar. Gıda sektörünün özellikle buralardan alıyorlar. Yani mesela ayçiçek yağı gördüm, tabii, şeker tabii, tabii, gördüm, tabii, tabii, tabii. Süt ürünleri alıyorlar. Süt ürünleri, peynir, gıda özellikle buradan alıyorlar. Sonra gidiyorlar tabii, AVM'ye gidiyorlar. Kıyafettir, yemek ihtiyaçları, o tür şeyleri AVM'lerden alıyorlar, çarşıdan alıyorlar. Şu anda Edirne'nin ekonomisi bunun üzerinden mi dönüyor? Vallahi. Ya Bulgarlar olmasa ne olur? Tabii, işler acısı. Yani işler acısı. Anadolu'ya baktığınızda yani durumlar çok kötü. Yine şükürler olsun, biz Edirne'de şanslı kesimleriz. Yani evet ama hani TL'nin de ne kadar güç kaybettiğini daha, gösterir aslında. Daha da işte korkumuz daha da kötüye gitmesi. Şimdi alım gücü azalıyor. Bizim vatandaşlara yansıyor bu. Ama bu, yani ülkeyi onlar, yani onlar şey yapıyor, kaymağını yurt dışındakiler yiyor. Yani bir bahis olarak düşünün. Biri 18. Bir koyup 18 alıyorlar. Şu anda bir leva 18 mi? Hayır, 8 hayır, hayır, hayır. Euro olarak ben hesaplıyorum. Evet. Leva olarak gördüğünüzde o 9 liraya geliyor. 9 liraya ve bu geliyor. Bizi üzüyor yani. Allah sonumuzu hayretsin. Ya hele burası çok enteresan. Bakın hala Bostan Pazarı'nın içindeyiz. Burası mütevazi bir marangoz dükkanı. Edirneli bir vatandaşımızın, kardeşimizin içeride işler yapıyor. İşte birazdan Osman gösterir. Kapı var, pencere var falan. Levha da tamamı Bulgarca. Dedim ki ya ne alaka? Hani marangoz dükkanının niye levhası Bulgarca? Şimdi hiç inanmayacağınız bir şey anlatacağım size. Bulgaristan'dan komşiler geliyorlarmış. Evlerinin kapı ölçüleriyle, dolap ölçüleriyle buradaki Türk marangozlara, Edirneli marangozlara sipariş verip ondan sonra ürünü alıp kapı mıydı, dolap mıydı, pencere pervazı mıydı bilemem. Arabalarına, kamyonlarına yükleyip karşı tarafa Bulgaristan'a götürüp montajını kendileri yapıyorlarmış. Yani Bulgarlar öyle bir avantaj yakalamış durumdalar ki TL'deki kayıptan dolayı evlerinin kapısını, penceresini dahi Edirne'den alıyorlar. Vatandaşımız da memnun, biz esnaf da memnunuz. Komşularımız geliyor, para bırakıp gidiyorlar, sağ olsunlar. Güzel bir şey. Sizin kendi alım gücünüz ne durumda? Bizim alım gücümüz Tayyip amca sağ olsun her gün zam yapıyor, işte başka bir şey değil yani. Dün ücretlere zam yaptı, bugün her şeye zam geldi gene. Ne geldi? Sigaraya gelmiş. Sigaraya geldi, tavuk etine geldi. Kırmızı ete geldi, işte her şey geliyor yavaş yavaş. Yani müşteri olarak Bulgarların gelmesi güzel ama sizin alım gücünüzde bir şey fark ettirmiyor. Ya bizim şimdi her gün zam yapmasa fark eder de zam yaptığı zaman fark etmiyor. Bostan Pazarı'ndan çıktık, Binevler Pazarı'na geldik Edirne'de. Burası Edirne'nin en büyük semt pazarlarından biri. Sadece sebze meyve yok, aynı zamanda tekstil ürünleri var, çanta var, ayakkabı var. Şöyle bir dolaşalım bakalım. Yani Bulgar vatandaşlar, Bulgar turistler esnafı sevindirmiş ama Türk tüketici, yani bizim kendi vatandaşımız ne kadar ne alabiliyor? Burada pazarcı mutlu mu, ekonomiden memnun mu? Bir soracağız hallerini. Hadi başlayalım. Buranın alışveriş yapan kişileri daha çok Bulgaristan'dan, evet, özellikle komşu. Bulgaristan'dan gelenler. Biz de zaten Bulgar'a hitap etsin diye Bulgar alfabesiyle yazılarımızı yazdık. Onlar oluyor. Onlar da yazın özellikle Almanya'dan gelen yurttaşlarımızın aşırı yoğunluğundan dolayı bu tarihten itibaren yaklaşık 2-3 ay sürüyor bu süre. Kapılarda, gümrük kapılarında aşırı bir yoğunluk oluyor. Bu yoğunluktan dolayı da Bulgar vatandaşları giriş çıkışlarda 8 saate varan, 10 saate varan kuyruklardan dolayı giriş çıkışı zorlaşıyor. Bu sebepten dolayı
alışveriş olayını biraz sekteye uğratıyor bu. Türk vatandaşlar hiç mi alışveriş yapıyor? Burada Türk vatandaş, yani ben sabahtan beri hiç satış yapmadım bir Türk'e. Gerçek. Evet. Maalesef öyle yani. Gelmiyor, hani bazı müşteriler vardır yani, çorap almıştır belki ama, çorapa ya da domates falan alan vardır ama benim sattığım ürün en azından gelmiyor. Gelse bile az geliyorlar. Belki imkansızlık, belki tercih meselesi, bilmiyorum. Genel olarak sizin ekonominiz nasıl? Çevirebiliyor musunuz işleri? Şu an ben yaklaşık 6 yıldır bu işi yapıyorum burada. Daha işte pandemiden önceki 3-4 yıl önceki zamana göre kıyaslıyorum. İşte çevirmek için uğraşıyoruz, can çekim. Mevcut sermayemiz var. Bu şekilde çevirmeye çalışıyoruz. Ama önceden kar edebiliyorduk yani. Bundan 3 sene 4 sene önce yaptığımız işten kar edebilip motivasyonumuzu kazanıyorduk. Elde ettiğimiz paranın alım gücü olduğu için, şimdiye göre alım gücü olduğu için, aslında o zaman da dolar yine 5 liraydı dediğim, 4 liraydı. Bu zamana göre alım gücü daha yüksek olduğu için en azından bir şeyler yolunda gidiyor gibi hissediyor. Ama şu an sattığımız ürünü yerine koyamıyoruz. Yani ben bir ürünü alıyorum 50 liraya, 60 liraya satmam lazım. Satıyorum 60 liraya, tekrar almaya gidiyorum 70 liraya alıyorum mesela. Çok enteresan bir durum. O yüzden direkt biz de dolara endeksli çalışmaya çalışıyoruz bu durumda. Yani zarar etmemeye çalışıyoruz. Böyle zorlaya zorlaya gidiyor. Bomboş yerler, bana mı öyle geliyor? Yani işte böyle dolaşıyoruz. Belki sebze meyve tarafı daha farklı olabilir, bakalım. Merhaba, ne alabildiniz efendim? Kolay gelsin. Nasıl gidiyor pazar, ekonomi? Valla işte görüyorsun pazar yerini. 10 lira hıyar, 8 lira domates. Denişi şeyine göre, bilemiyorsun. Şey, bezelye 15 lira. Yok, bezelye ben almadım. Siz emekli misiniz efendim? Tamam, görelim. Salata, şey, domatesi görelim. Çanakkale domates değil yani, bilmeyiz nasıldır, iyi midir? Çok güzel olur, biliyorum, evet. Tamam, güzel. İyi. Ver bakalım bir kilo oradan. Tamam, tamam, gördüm. Tamam. Siz emekli misiniz efendim? Efendim? Emekli misiniz? Emekliyim, emekliyim. Güzel, rahat geçinebiliyor musunuz böyle bolca? Aa, zor yani, bu emekliyle böyle bir işte zor yani. Emekli zam veriyor, öbür taraftan alıyorlar yani, pazara gitsin. 200, 300 lira, 500 lira harcısı pazara. Yani böyle yani. Şimdi ben bir yıl önce emekli oldum ama yani şöyle kıyaslıyorum. Daha önceki mesela altınla veya diğer paralarla kıyasladığımda alım gücüm çok düştü. Yani şurada 15 lira bezelye çok pahalı değil. Bizim alım gücümüz çok düşük. Üreticinin de işi çok zor tabii ki. Sadece alım gücümüz çok düştü. Düzelir mi? Bir umudunuz var mı? Hani? İyi bir matematik yapılırsa, ekonomi uzmanları, iktisatçılar dinlenirse düzelir. Hayırlı işler. Hani 15 TL hala? Ne yapsın insanlar? Bak, bir kilosu mu 15 TL? Çiftçi de ne yapsın yani? Pahalı, her şey pahalı. Mazot da pahalı, gübre de pahalı. Berbat. Berbat. Bugünün kazancı o mu? 20 lira 10 lira görüyorum ben. Hayır yani, o olacak, başka ne olacak? Niye böyle oldu acaba enflasyonla? Hem enflasyon bir, hem sıcak meyve çabuk gidiyor. Gittiği zaman müşteri gelip bakıyor, meyve şey yumuşamış, almıyor. Bir de piyasa bak bak oldu. Daha önce böyle olmuş muydu hiç? Ya Bulgarlar gelmezse bizim bu pazar bitik. Bulgarlar olmasa bitik diyorsun. Bitik, bence bitik. Yani bu alışveriş olduğu zaman Bulgarlardan olur. Yani Türklerden biraz rahatım. Yarım kilo, 250 gram biber istiyor bizim. 250 gram? 250 gram biber. Biber almış. Ya 5 liralık, 10 liralık, 15 liralık. Ama şey Bulgar aldın mı 3-5 kilo alıyor. Zammı yapan toptancılardır. Ama depolara koyuyorlar. Ne demek siz? Kalmıyorlar malı. Hayır, siz kendiniz üretmiyor musunuz? Ama lütfen patates ya. Patates burada üretilmez. Patates iyi de. Peki 5 lira olur mu ot ya? Ama anlatıyor, diyor ki çok zor koşullarda üretiyoruz diyor. Ne demeyin ya canım, maydanoz ben balkonda yetiştiriyorum. Bak ya, eyvallah, maydanoz balkonda yetişir ama dereotu yetişmez. İnsanlar da tepkili yani, maliyetleriniz var. Haklısın ablacığım, bak ben 15 sene çiftçilik yaptım. Sonunda başaramadım, bıraktım. Maliyetler arttığı için. Sonra bunlar iki gün toplamadığın zaman bu tohuma gider. Taze mal, dereotu tohuma gider. Dereotunu yetiştirmek çok zor dedi beyefendi. Zor.
Neden zor biliyor musun? Yani bu şu demek 5 lira değil mi şu haliyle? Evet. Bu doğuma kalkıyor hemen. Çabuk büyüyor. Hava sıcak olduğu için bunun boyu bu kadar oluyor. Bu kadar oldu mu da müşteri almıyor, kart alıyor. Doğru, tazesini küçüğünü almak. Evet. Biz de küçüğünü satmaya çalışıyoruz onlara. Buna göre de fiyat anlamıyor yani. Sen de alışveriş yapıyor herhalde. Merhaba. Yani hani diyoruz rakamlarda pek bir düşme olmamış gibi sanki ama. Ya şimdi ekonomi şartlarını görüyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok. Herkes de ayakta durmaya çalışıyor. Doğru. Üretici de aynı. Üretici de herkes zor durumda. Mazotun litresi dayanmış 27-30 liraya. 2 lira düşmüş 27 lira. Yani burada herkes birbirini idare etmek zorunda. Asgari ücrete zam yaptılar değil mi? Yani 5500 oldu. Ekonomi şartları görüyorsunuz. Eridi gitti de. Eridi gitti. Asgari ücret. Ne olacak? Yani bütün ülkelerde sıkıntı var. Sadece Türkiye'de değil. Bizde biraz daha sıkıntı var. Ekonomimiz olarak illaki zaman zaman o da toparlanacaktır. Öyle mi diyorsunuz? Kesinlikle toparlanacaktır. Güveniyorsunuz yani. Tabii ki. Yani insan önce devlet sonra millet. Devletimiz olsa milletimiz olmaz. Tabii ama hani devletle hükümet başka şey ya malum yani. Parti siyasi parti başka devlet ya başka. Şimdi şunu söyleyeyim yani ekonomi olarak ta geçmişe bir bakmak gerekir. Yani 30 yıl 40 yıl öncelerine. Yani bir de şimdi duruma bakmak gerekiyor. Şimdi diyorsunuz daha zengin oldu. Yani biraz daha toparlanıyoruz. Yani ekonomimiz Almanya gibi tabii ki 30-40 yıl önce güçlü bir devlet değil. Ekonomimiz zaten belli. Ama şimdi bundan sonra ne olacak? İşte yeraltı zenginliklerimize daha önem vererek daha bir toparlanma olacak. Önümüzdeki 3-5 yıl içinde zannediyorum ki Türkiye daha iyi konumlara gelecektir. Peki siz o fikirde değilsiniz galiba. Yani zamlar eridi. Fikirde eridik tabii. Mesela bu mazot 30 lira, 27 lira şu anda diyorsun. Hani bu dereotu bak düşmüyor. Niye düşmüyor? 3 sefer ekiyoruz bunu. Gene çıkartamıyoruz. Bu yaz günü. Ama bu düzeleceğe de benzemiyor. Yani bu önümüze gelen kış daha da kötü olur. Memnun musunuz? Memnun olmasak ne yapacağız kızım? Mecbur yemek istiyor. Mecbur yemek istiyor. Ne yapalım? Yani yüksek de olsa alacağız. Yüksek de olsa aç durulmuyor. Bayram. Alacağımıza yarım kilo alıyoruz. O şekil bir şey. Tabii. Yapıyorsun. Tabii. Geçmiş olsun. Ne oldu? Gelen bayram. Tel girdi be. Çoluk çocuğumuz gelecek. Mecbur önüne bir kaşık bir şey koymak isteriz. Kurban herhalde bu sene kurban. Var mı kurban var mı? Var. Kaç liraya bulabildiniz kurban? 7000 lira. İyi mi? Neyse. Ha bir hisse. Bir hisse yedi. Çok yüksek değil mi bir hisse? Böyle 7 kişi. Kimi? 7 kere 49 bin lira. 50 bin lira. 50 milyon. Bana mı çok pahalı geldi? Hiç böyle olmamış herhalde. Böyle. Pahalı kısım çok pahalı. Küme sağlı ya. Ben tahmin etmiyorum. Değişirse hükümet düzenir. Fiyatlar hep aynı. Yani? Hep yukarı. Aşağı yok ki. Süte de zam gelmiş bugün. Olsun. Alıştı millet zaten. Yok alışmadı ya. Alıştı. İnsanlar güçlükle geçiniyorlar. Geçiniyoruz ama o başımızdakiler düşünmesi lazım onu. Ben inşaatçıyım. İnşaat işçisi. Evet. Şu anda zaten inşaatta çalışan arkadaşlarımız hepsi mağdur. Gömyeler düşük. Para kazanamıyorlar. Yani zaten sizin bir sigortanız falan da yoktur herhalde. Günlük yövmeyle çok. Müteahhit firma sigortamızı gösteriyor. Ha güzel. O mecburi yani. O yüzden bu şartlarda bunun hangi hükümet gelirse gelsin bunları 10 sene düzelteceğini düşünemiyorum. Çünkü ülkede en büyük sıkıntı ne? En büyük sıkıntı insanda yoksulluk. İnsanların alım gücü zaten düşmüş. Yani bir gün kazanıyorsun, bir gün yiyorsun artık. Yani ev alma, araba alma hayaller. Çocuk okutma zaten çok zor olacak bu şartlarda. Kiralar zaten çok pahalı. 3000 lira, 2000 lira. Düşünün o adam 5500 lira asgari ücret arıyorsa nasıl o çocuğunu okutacak? Yani devlet şu anda Türkiye'nin başı boş yani. Kimin ne yaptığı belli değil. Sabah kalkıyorsunuz lan, akşam kalkıyorsunuz lan. Bu 80'li yıllara geri döndük yani. Mesela Ecevit devresinde millet yine bu kadar zorlanıyordu. Yine insanlar araba alıyordu, yine insanlar çalışıyordu. Yani böyle bir felaket ben 45 yaşındayım görmedim yani. Nasıl düzeleceğini sanmıyorum. Umudunuz mu? Yok hiç. Şu şartlarda düzeleceğimi sanmıyorum çünkü hep kötüye gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki
Temmuz'da düzelteceğim, Eylül'de düzelteceğim. Ya neyi düzeltiyorsun? Şimdi Ocak dedi. Ocak mı dedi? Şubat dedi en son. Evet, Şubat'ta tek haneye getirmişim. 20 senedir iktidardasın. Belki ben böyle konuşuyorum, belki AK Parti'de ben yarışım eleştirsinler. 20 senedir iktidarda olan bir parti, ülkenin halini görüyorsun. 10 bin liralık araba olmuş 90 bin lira. 600 bin liralık ev olmuş 2,5 milyon. Ya da insanlar karı koca çalışsa yine hayatta ev alma hayalleri söndü yani. Bugünler iyi günler. Ben kendim mandıracıyım. Ki benim gibi Trakya'da birçok mandıra kapandı. Ve önümüz karanlık, tahminime göre önümüzdeki senenin ortası gibi Türkiye'de peyniri bulabilmek. Yani havada kuşuna kuş atmak gibi bir şey yani kurşun sıkmak gibi bir şey ya, bulamayız. Bundan sonra peynir meynir işi biter yani Türkiye'de. İnsanlar damızlıklarını kesiyorlar. Bizde 600 tane hayvan vardı. Hepsini sattık. Biz de bıraktık bu işi. Peynir iyi zeytin. Abi buyurun. Yani bu iş yapılacak bir durum değil. Kendi işletmemiz var. Kendi fabrikamız var. Arkadaşlar şunu sıkarsın. Oysaki yani yazık günah. Burası Trakya. Bu işin cenneti olması lazım. Şöyle söyleyeyim. Herhalde 50 yıldır ilk defa Trakya'da kaşar üretilmiyor. Bu sene Kırklareli'nde bir tane kaşar mandırası açık yok. Hepsi kapattı. Çanakkale'dekiler kapattı. Yani şöyle söyleyeyim. Herhalde bir son 50 yılın en kötü kışına giriyoruz. Veya 100 yılın en kötü kışına giriyoruz. Bundan sonra peynir yemek çok lüks bir durum olacak. Peki bu nasıl düzelir kardeşim? Başımızdakiler gitmeden hiçbir şekilde düzelmez. Yani çiftçiye destekle, yani hayvancıya destekle bu iş kolay kolay düzelmez. İlk baştan başımızdakiler gidecek. Yani ekonomik modelin tamamen bir değişmesi. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ilk baştan hırsızlıkların önüne geçmek lazım. Yani ülkeyi soyuyorlar. Bu bir gerçek. Yani geminin altı delik ve bu delikten gemi büyüklüsü oluyor. Yani bu mazota ek vergi getirmekle veya işte çiftçi ufak tefek destekler vermekle bunlar olmaz. Hiçbir şekilde olmaz. Sistemin değişmesi gerekiyor. Hırsızların gitmesi gerekiyor. Ülke baştan sona hırsızların ele geçmiş. Evet, Edirne'de durum bu. Yani Türk tüketicinin halini gördünüz. Ekstra bir şey anlatmaya gerek yok. Bulgar vatandaşlar olmasa, komşularımız olmasa ekonomide gerçekten de büyük sıkıntı var Edirne'de bile. Şöyle oluyormuş. Mesela gümrüklerde, bu gümrük geçiş bölümlerinde ciddi anlamda ayçiçek yağı, deterjan depolayarak götürüyorlarmış. Hatta şunu duyduk. Sigaraları açıp bedenine bağlayan Bulgar vatandaşlar ya da gene sigaraları açıp kapının iç bölmesini çıkartıp içine doldurmaya çalışanlar mı istersiniz? Böyle bir çılgın alışveriş durumu varmış. Hikaye böyle. Ama gördüğünüz gibi Türk ekonomisinde çok da umut veren bir tablo yok. Öz TV'de Özlem Gürses'in Özgür kanalında Sokağın Nabzını izlemeye devam edin.